pazası girişimiz. Müsaadenizle kapıyı kapatalım. Pazası girişimiz. Girişimizde ne var? Ben bunu ayakkabılık olarak kullanıyorum. İçinde ayakkabı dışarıda kalmasın diye. Bunu ayrıca ben kendim boyadım. Eskiydi, bir 10 yıllık filandı. Aynamız işte ona uygun olsun diye. Avizemizi avizeciler içerisinden almıştım. Çok da güzel ışık veriyor. Yani bu arası biraz karanlık olduğu için bence bu de gayet mantıklı oldu. Şimdi şöyle anlatayım. Burası halinde girişimiz. Bu tarafta bir oda var. Hemen burada bir mutfak var. Karşımda banyo. Benim sonunda da salonumuz var. Böyle buradan da merdivenlerden de üst kata çıkılıyor. Şimdi salondan başlayalım. Şimdi salonumuz kaç metresini falan bilmiyorum ama gayet büyük ve yeterli. Güzel. Yalnız bu avizeleri de aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel. Sultan Çiftliği avizeler açısından almıştım bunlar neresinde. Ben böyle şeyleri de çok seviyorum. Ne deniyor? Tam emin değilim ama işte annemden almıştım. Gügüm. Evet. Öyle deniyor. Öyle. Bu salon takımını yıllar öncesinden aldım ama hala çok beğeniyorum. Tabii ki burası yeni gelinevi değil ama bence her zaman bir gideri var yani. Koltuk takımı gerçekten çok sağlam. Bunu iki telli Masko'dan aldım. Bunu birkaç yıl önce birkaç yıl önce almıştım. O zaman bir 5000 lira falandı. 5000 liraydı bu. Sonrasında yeşilliği ve doğayı zaten çok seviyorum. Burada bir arekam var. Salonda onu kullandım. Bu tarafta bir benjamin var. Aslında bunlar zamanında daha böyle bir coşkuluydu ama bu sene artık nazardan mı bilmiyorum. Bu sene hep olmadılar. Sonrasında bu güzel telefonumu da şeyden almıştım ben. Birkaç yıl önce Trabzon'a gitmişim Uzungöl'e. Uzungöl'den bunu almıştım. Şu ikili takımı Karaca'dan aldım. Orada fenerlerim var. Bunlar diğer eve, Yalova'daki eve gidecekler. Ondan sonra şu saatimi de yıldan önce ev kurdan almıştım. Zamanında çok iyi para vermiştim bunu. Benim birkaç taksitle falan almıştım. Ama ben hala beğeniyorum bunu. Şimdi birkaç gözü de yaptırdım. Şöyle genel bir bakarsak daha sonra şimdi ben bu saatinde yıllar önce uzun göre gitmiştim. Oradan almıştım. Gerçekten hala çok beğeniyorum. Çok güzel. Bu da kızım. Kızımın küçüklüğü. Eşim ve oğlum. Zamanla tanışacağız onlarla da. Bunları Karaca'dan aldım. Her ikisine 320 liraydı onların ikisi. Bu fener takımı da diğer eve gidecektim. O da öyle kenarda köşede o gitmeyi bekliyor. Sonrasında bunu birkaç gün önce yaptırmışım bir çiçekçide. Bunu da kızlar ne dersen 350-400 liraya yaptırmışım çiçeği. Bunu ev kızdan almıştım. Fiyat nasıl vermiyorum o zamanında gerçekten iyi para vermişim ona. Birkaç böyle hatta 5-6 ay bir taksit ödemiştim. O zamanında iyi para vermiştim ona. İşte salonumuz böyle. Belki yeni gibi var bence. Şimdi diğer taraflara doğru geçelim. Bakayım banyo müşahit mi? Şöyle hafif. Ya banyoda odasını müşahit yapmıştı. Pek güzel değildi. Daha sonrasında bütün fayanslarını falan kaldırdım. Kendim yaptırdım. Güzel bir şey. Ben bunu beğeniyorum. Şu an içerisindekini de zaten daha önce bakmıştım. Bunlar da diğerime gitmeye bekliyor. Onlar da bahçede ağaç ekeceğim içine. Gidince gitti zaten. Sonra bu tarafımızda mutfak var. Çok büyük değil aslında. İşte bana yetiyor, yetmeye çalışıyor. Aslında dolaplarını çok fazla beğenmiyorum da zamanla şey yapacağım, boyayacağım, ben kendim boyayacağım. Hatta kuplarını birkaç önce ben kendim değiştirdim. Boyasını da yapacağım da biraz da şu boy işinden biraz daha da uzman olayım diye bekliyorum. Kendi boyama yapıyorum zaten. Şunu ben yaptım, bunu ekmeklik ve içerisinde bunu boyadım. Bu da herhalde bir 15-20 yıllıktı. Boyadım.
üstüne ekmekleri içine de böyle ezer mezer koyuyorum. Mutfağım küçük olduğu için ben yani bayağı bir kurtarıcı oluyor. İşte mutfakta bu kadar. Çok fazla dolaplarımı beğenmiyorum aslında. Ama beyaz eşyalarım boş. Hani belki bunlar biraz da eski modellerden ama gerçekten boşun kalitesi çok güzel. Diğer eve de boşaldım zaten. Şimdi üst kata çıkalım yavaş yavaş. Hayır. Merdivenlerde üst kata doğru çıkıyoruz. Şu kafesine de bakalım mı? Bunları da çok seviyorum. Böyle çok tatlı. Ama içine aslında bir şey koymak lazım da emin değilim şu an. Yani yaklaşık bir 20 yıllık Ümraniye'den almışım ama hala bu da çok güzel. Buradaki avizeleri de göstereyim mi? Avizelerini çok beğeniyorum. Bu da çok güzel. Bu da eski bir küptü. Bunu da işte bir boyadım, hafif biberli kattım, boyadım. İçine de böyle tatlış pampasları koydum. Bu da gayet güzel oldu. Böyle buna ikili koltuk koydum. Aslında bunlar eski koltuk takımının teklileriydi. Ziyan olsun istemedim. Böyle sanki bir kahve köşesiymiş gibi bu şekilde değerlendirdim. Fena değil işte o da. Burası kızımın odası. İşte burası da yukarıdaki küçük bir oda. Burayı da kızım kullanıyor. Böyle bakalım. Yakın bir arkadaş hediye almıştı bunu. Ama çok tatlı. Böyle. Burası da. Ha, bu postu Madame Coco'dan aldık. Rengi çok güzel lila. Takdir edin aslında. Terasın hemen karşısında da yatak odası var. Yatak odasına bakalım. Ben yatak odasını birkaç yıl önce aldım. 7500 liraya almışım bu takımı. Beyazı zaten seviyorum çünkü çok sade, ferahlık veriyor insana. Güzel bence, yatak odası güzel. Yatak örtümünde aslında başka bir örtüm de var da bu daha aslında şey. Hem böyle battaniye gibi hem yatak örtüsü gibi. Gayet şık, güzel. Ayrıca abajurlarım iki taneydi, bir tanesi kırıldı. Bu taraf böyle boş kaldı. Neyse çantam şimdi orada öyle kalsın. Yatak odası da güzel. Ben bu şeyi de çok seviyorum. Bu vazoyu da çok seviyorum. Çiçeğini de çok seviyorum. Vazosunu da çok seviyorum. Bunu gayet güzel yakışmış. Bunları da beğeniyorum ama nereden aldım inanın hatırlamıyorum. Bunlar da böyle. Zaten fazla makyaj yapmıyorum. İhtiyacım da yokmuş dermişim. Ondan sonra bu tarafta da şey var. Ebeveyn banyosu var. Tabi oraya çekmeyeceğiz. Daha sonra terasa gidelim. Güzel bir salıncak var. Keyif yapmak için inanılmaz güzel bir salıncak. Bu salıncakla bu masayı iki telli maskodan almıştık. Yıllar önce aldık ama gerçekten çok kaliteli. Hiç böyle kalitesinden ödün vermedim. Şimdi burası terasımızın şimdiki hali. Bir de önceki haline bakın. Gerçekten çok güzel değil mi? Ama şimdi ne oldu biliyor musunuz? Biz bu saksıları normalde kışın ön tarafa doğru çekiyoruz. Üst kat olduğu için bayağı rüzgar alıyor. Bu sene çekmedi. Çok da soğuk oldu. O yüzden böyle çiçeklerim mahvoldu. Geçen seneki halinden şimdi eser kalmadı. Mesela burada çok güzel bir benzeminim var.
bu açacak yine, bundan umutluyum da. Ama hani pek çok çiçek de tek tek çocuğu gitti. Böyle üzgünüm bundan dolayı. Gerçekten üzgünüm. Çok güzel çiçekleri. İşte terasımız da böyle. Keyif yapmak için gayet güzel ve keyifli bir yer. Videolarda görüşmek üzere.